Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf alan ölçme konusuyla ilgili sorular ve problemler bölümüne geldik. Birinci sorumuzu okuyarak dersimize başlıyorum. Bir kenarı 14 birim olan karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Neymiş? Bir karesel bölgemiz varmış. Şöyle bir şekil çizelim. Ve bu karesel bölgemizin tabii ki içi boyalı. Bize içinin alanını soruyor. Ne yapacağız? Alanı bulmak için bir kenarını bilmem yeter. 14 birim kareymiş. Tabii ki karesel bölgemizin bütün kenarları aynı uzunlukta olduğu için 14 ile 14'ü çarpacağım. Çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4. Bir de elde 5. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. Topluyorum. 6, 9 ve 1. Demek ki bu karesel bölgemizin alanı yani içi 196 birim kareden oluşuyormuş. İkinci sorumuz kısa kenarı 12 birim, uzun kenarı 25 birim olan dikdörtgensel bölge. Hemen bir dikdörtgensel bölge çiziyoruz. Şimdi burada şunun da farkını söyleyelim. İçi eğer dolu değilse, sadece böyle çizgiler varsa, içi boşsa biz buna dikdörtgensel bölge diyemeyiz. Buna sadece dikdörtgen diyebiliriz. Dikdörtgensel bölge demek içi dolu demek. Yani içi boyalı demek. Zaten biz alan bulurken ne yapıyorduk? İçini ölçüyorduk. Kenarlarını değil, içini ölçüyorduk. Fakat içini bulmak için de kenar uzunluklarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi kenar uzunlukları kısa kenarı 12 birimmiş. Uzun kenarı 25 birimmiş. Dikdörtgensel bölgenin alanını bulmak için ne yapıyorduk? Önceki videomuzdan hatırlarsanız 25 ile 12'yi çarpma yapacağım. Ha şunu söyleyelim. Çevresini bulmak isteseydik biz bu dikdörtgenin ne yapardık? 25, burası da 12, 12, 25 ve 12. Dördünü toplardık. Çevre uzunluğunu bulurduk. Ama içini bulmak istiyorsak toplama yapmıyoruz. Çarparak buluyoruz. 25 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 5 10. 2 kere 2 4. Elde var 1. 5. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Topluyorum. 0 10. Demek ki bu dikdörtgensel bölgemizin alanı 300 birim kareden oluşuyormuş. Diğer sorumuza geçelim. Bu kez farklı bir şekilde sorulmuş sorumuz. Çevresi 60 birim olan karesel bölgenin alanı kaç birimdir? Burada iki işlem yapmamız gerekecek sanıyorum. İlk önce bir şekil çizelim. Bir karesel bölge çizelim. Evet. Şimdi bu karesel bölgemizin içinde şöyle kabaca bir boyayayım ben. Evet. Karesel bölge olması için içinin boyalı olması gerekiyor. Çevresi 60 birimmiş. Şimdi çevre neydi? Kenar uzunluklarının toplamıydı. Ya da 4 tane kenar uzunluğu olduğu için 4 ile çarpılmıştır bir kenarı. Kenar uzunluklarının toplamı 60 birimmiş. İlk önce ben bir kenarı bulmak durumundayım. Yani 60'ı ilk önce 4'e böleceğim. 6'da 4 bir defa var. 2 kaldı. 0'ı indirdim. 20'de 4 5 defa var. Şimdi karesel bölgemizin bir kenarını buldum. 15 birim. Şimdi alanına sıra geldi. Çevresinden yararlanarak bir kenarını buldum. Karemizin diğer kenarı da 15'tir. Diğer kenarı da 15'tir ve diğer kenarı da 15'tir. Zaten toplayınca 60 oluyor. Neydi? Karesel bölgenin içini bulmak için, alanını bulmak için 15 ile 15'i çarpma yapmam gerekiyor. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topluyorum. 5. 12. 2. 225. Demek ki bu karesel bölgemizin alanı 225 birim kareden oluşuyormuş. 225 birim kareymiş. Dördüncü sorumuzda bir karesel bölge ve bir dikdörtgensel bölge birbirine yapışık halde duruyorlar. Sorumuzu okuyalım. Yandaki şekil karesel ve dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre şeklin alanı kaç santimetre karedir?
Şimdi bize verilenlerden yararlanarak biz bilmediğimiz kenarları bulacağız ve şeklimizin alanını bulacağız. Şimdi burası 4 santimetre, burası 11 santimetre. 4 ile 11'i topladığımız zaman bu şeklimizin uzunluğu, bir kenarın uzunluğu, uzun kenarın uzunluğu 15 santimetre olur. Karşı iki kenar da 15 santimetre olur. Zaten bu büyük şeklimiz de bir dikdörtgen. Uzun kenarları buldum. Sıra geldi kısa kenarları bulmaya. Kısa kenarları da karesel bölgeden yararlanarak bulurum. Karesel bölgenin bir kenarı 4 olduğuna göre bu kenarı da 4 olur. Burası da 4, burası da 4. Şimdi 4 ise eğer burası, bu kenar aynı zamanda bu dikdörtgenin karşı kenarı, kısa kenarı. O zaman burası da 4 santimetre olur. Ne yapacağım? Bu dikdörtgensel bölgenin alanını bulmak için, bu büyük şeklimin alanını bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpma yapacağım. Uzun kenarımız 15, kısa kenarımız 4. Hemen çarpıyorum. 4 kere 5, 20, elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. Demek ki 60 santimetre kare olarak yazıyoruz. Şu yazıya da dikkatinizi çekiyorum. Alanlar yazılırken bu şekilde yazılır. Yani 60 santimetre yazmamız yeterli değil. 60 santimetre kare olarak yazmamız lazım. Kısaca şöyle de gösterebiliriz. 60 santimetre üstüne bir küçücük 2 yaparız. Santimetre kare olur. Bunu aslında 5. sınıfta bu şekillendirmeyi gösterimi 5. sınıfta göreceksiniz. Fakat 4. sınıftan ben sizlere göstermiş olayım. 60 santimetre kare. Üstte küçük bir 2 işareti yaptığımız zaman santimetre kare oluyor. Geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki dikdörtgensel bölgeden karesel bölge kesilip atılıyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Yani büyük bir dikdörtgensel bölgemiz var. İçinden şöyle bir karesel bölgeyi kesmişler ve atmışlar. Şimdi biz ilk önce dikdörtgensel bölgeyi hiç kesmeden önce ne kadar alanı vardı onu bulalım. 24 ile 16'yı çarpalım. 24 çarpı 16. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 2 12. 14. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. Topluyorum. 4. 8. 384 birim kare imiş. Ne zaman? Kesilmeden önce. Ve şu karesel bölge kadar kesilmiş. O zaman ben kesilen kısmın alanını bulayım. Yani bu karesel bölgenin alanını bulayım. Karesel bölgemizin bir kenarı 7, diğer kenarı da 7'dir o zaman. 7 ile 7 çarpıyorum. 7 kere 7 49 birim kareymiş kesilen yer. Bu 49 birim kareyi kesip atmışlar. Bizim dikdörtgensel bölgemizin alanının tamamı 384'tü. O zaman bunu çıkaralım. Kalan boyalı yerin alanını bulmuş olacağız. 384 birim kareden kesilen birim kareyi çıkarıyorum. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5. 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3. 3 aşağıya. Demek ki boyalı bölgenin alanı 335 birim kare imiş. Bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Şuraya da birim kare olarak yazalım. Geldik diğer sorumuza, yani son sorumuza. 6. sorumuz. Yukarıda verilen karesel bölge ile dikdörtgensel bölgenin alanları birbirine eşittir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen uzun kenarın ölçüsü kaç birimdir? Şimdi burada alanları birbiriyle aynıymış. Burada bir karesel bölge ve dikdörtgensel bölge. Yani iç kısımdaki boyalı yerlerin ölçüleri, alanları aynıymış. İlk önce biz bu karesel bölgenin alanını bulalım. Bir kenarı 12 birim olduğuna göre bu kenarı da 12 birimdir. 12 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1 topluyorum. Demek ki karesel bölgemizin alanı 144 birim kare çıktı.
Hemen şuraya yazıyorum. 144. Dikdörtgensel bölgemiz de bu aynıydı. O zaman dikdörtgensel bölgemizin alanı da 144 birim karedir. Şimdi artık uzun kenarı bulabilirim kolayca. Dikdörtgensel bölgemizin alanını nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluyorduk. Yani 9 ile bir sayıyı çarpmışlar ve alanı bulmak için alanını bulmuşlar. 144 birim kare çıkmış. Şimdi ben burası uzun kenar. Nasıl bu uzun kenarı bulurum? 144'ü 9'a bölerim. Tersini yaparım. İşlemin çarpmanın tersini uygularım. 144'ü 9'a bölüyorum. 1'de 9 yok. 14'te 9 bir defa var. 1 kere 9 9. 5 kaldı. 4'ü indiriyorum aşağıya. 54 oldu. 54'te 9 6 defa var. 6 kere 9 54. Ve işlemi bitirdim. Demek ki uzun kenarımız 16 birimmiş. Hemen yerine yazıyorum. Bu şekilde bana sorulan sorunun cevabını bulmuş oldum. Uzun kenarın ölçüsünü soruyordu. Böylelikle sorumuzu bitirmiş oluyoruz. Sizlere dersimizin sonunda iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.